Yakışacak. Tamamdır. Açalım. Girdik mi, yayında mıyız? Canlıya gireceğiz. Hemen pas atalım. Tamam. Onur, dramatik bir beraberlik oldu aslında sizin için. İlk yarı da açıkçası istediğiniz oyunu ortaya koyamadınız diye düşünüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi? Dediğinize katılıyorum. İlk yarı çok tutuk başladık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İkinci yarı golü bulduktan sonra istediğimiz oyunu sergiledik. Futbolcu arkadaşlarımız üzerine hafif bir baskı mı diyeyim artık, ne bileyim, bir vardı sonuçta. Bizim için çok önemli bir maç. Her maçımız çok önemli. Bugün de çok önemli. Kazandığımız takdirde yukarılara daha kolay tırmanacağımızı düşünüyorduk ama olmadı. Geçen haftanın benzeri bir dakikalarda, gene son dakikalarda bir gol yedik. İstemezdik tabii böyle son dakikada gol yiyip beraberlikle buradan ayrılmayı. Çok üzgünüz. Takım arkadaşlarım ve ben çok üzgünüz. Gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Fenerbahçe mücadeleleri sizin için bir baskı oluşturuyor mu? Yani çünkü şehrin havası tamamen değişiyor burada. Ya yani baskı değil. Sonuçta geçmişten bu zamana kadar gelen bir rekabet var. Sonuçta iki kulüp de büyük kulüp, büyük camialar. Sonuçta tabii Türkiye'nin gündeminde ister istemez. Yani şunu söyleyebilirim. Şu an bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz günde milletçe destek, yani kenetleneceğimiz bir zaman. Diğer konulara pek fazla girmek istemiyorum. Çünkü diğer konular başka, başka zaman, başka bahara diyelim. Şu an devletçe kenetleneceğimiz zaman biz de çok güzel bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bu fırsatta da askerlerimizin, daha yeni de söyledim, burnu kanamasın, Rabbim nasip etmesin. Zaferle gidip zaferle dönsünler inşallah. Onur, şunu soracağım. Maç öncesinde sen Volkan'a filma verdin. Volkan Trabzon'un çocuğu kucağında taşıdı. Bu bir başlangıç olabilir mi? Yani hep olaylar oldu, bir şeyler oldu, hep tatsız şeyler oldu. Bu maç bir milat olabilir mi gelecek yeni açısından? Yeni stat atmosferdesi. Güzel abi, ben şunu söyleyeyim. Aramızda bazı şeyler var, bu hukuki boyut. Yani tekrar söylüyorum, bunlar olmuştur. Ama biz saha içinde futbolcularız. Bizi izleyen kardeşlerimiz ufaktan büyüğüne kadar insanlara örnek olmak zorundayız ve şu an bulunduğumuz durumda, bulunduğumuz ortamda bunu da daha da fazla pekiştirmemiz gerekiyordu. İki takımın kaptanlarına yakışır şekilde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Böyle de olması gerekiyor. Diğer boyut diğer mercilerde, onlar orada halledilir. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hele özellikle bu zamanlarda. Bunu geçen haftadan sonra senin üzerinde de çok eleştiriler vardı. Bu hafta içini de anlattın. Onu bir tekrar edersen çok ya iyi olur. Şunu söyleyebilirim. Geçen hafta yani ben içeride de şimdi söyledim arkadaşlarıma. Benim şahsi bireysel hatamdan dolayı 3 puanı kaybettik. Diyorum ben robot değilim maalesef. Robot olsam her maç çok iyi oynamak isterim ama olmuyor. İşte sosyal medya özellikle ben kullanmıyorum ama sağ olsun tabii hani görüyorsun filan bir yerlerde. Yani o yazan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ben her zaman söylüyorum, benim 11. yılım olacak. Ben Trabzonspor'da oynamaya başladığımda kendileri 5-6 yaşındaydılar. Beni televizyondan izliyorlardı. Önemli değil, canları sağ olsun. Ama şunu söyleyebilirim, ben o maçtan sonra ailemi Trabzon'a getirmedim. Çünkü tesiste kendimi dinlemek istedim. Sonuçta Fenerbahçe maçı da vardı önümüzde. Bunu yaptım. Yani ben bu şehirle kalkıp bu şehirle yaşıyorum. Yani ne kadar çok dışarıda antipatik de gözüksem bazı insanlara, onu söyleyeyim. Ben samimi duygularımı söylüyorum. Yani ben bu şeyle bağdaştım. Kötü oynuyorum, iyi oynuyorum. Diyorum ya, kötü oynadığım zaman onlardan daha fazla üzülüyorum. Tesisten çıkmıyorum. İyi oynadığım zaman da ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Keşke hep iyi oynasam, hep kazansak. Ama olmuyor. İnsanız abi. Yani o kadar büyük sakatlıklar geçirdim, şey yaptım. Şükür. Bugüne de çok şükür. Oynayabildiğime çok şükür ediyorum abi. Durum 1-0 iken, maça tekrar dönecek olursak, durum 1-0 iken kaçan goller oldu. Evet. Burak'ın özellikle karşı karşıya kaçırdığı goller oldu. Soyunma odasında bu durumun bir kritiği yapıldı mı? Bak abim, şimdi Burak Yılmaz'ın kasığında ciddi bir şekilde yırtık var. Onun özünü de sormadım aslında. Yani şunu söyleyeyim mesela, hani şeyi söyleyelim. Tabii ki o bugün 17. golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Zaten kral da her zaman kral. İnşallah bu sene de gol kralı olur. Ona da çok teşekkür ederim. Bu hafta bir antrenman ya da iki antrenmana çıktı ve bugün oynadı kendisi. Ve şu anda yine ağrıları var. Böyle de oynamaya devam edecek. Sonuçta yani şey anlamında değil, kral ünvanı öyle kolay kolay olmuyor işte. Biliyorsunuz ama bu pozisyonu atabilseydik belki maçı kazanabilirdik. Olmadı abi, nasip kısmet yani. Her şeyde bir hayır var diyelim. Öyle diyelim. Onur, Fenerbahçe'nin kadrosunu gördüğünüzde şaşırdınız mı maçtan önce? Vallahi kadro açıklandığında şaşırmadık. Onların da eksik futbolcuları vardı. Bizim de sonuçta ona göre, sonuçta her futbolcu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onlar da fena oynamadığını düşünüyorum.
elinden geliyor. Hafta arasındaki hazırlığınızı belki bu kadroya göre yapmanız gerekiyor. Yok abi. Yani sağ olsun hocam her türlü senaryoya karşı bizi hazırlıyor. Biz de o senaryoya karşı sahaya çıkıyoruz. Dediğim gibi yani şanssızlık mı desin ne diyeyim? Olmadı. Hayırlısı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılar.